olduğumuz yemeğimiz kenarda yerini alıyor sevgili izleyicimiz. Karnabahar köftemiz hazır. Pilavımız hazır. Ve biz de şöyle bir tezgahımızı toparlayalım. Ondan sonra neler yaptık, neler hazırladık sizlerle beraber bir göz atabiliriz. Önce şöyle biraz tezgahımızı toparlayacağım sevgili izleyenlerimiz. Dağınık olmasın diye. Ondan sonra da aynı şekilde bütün benim sosyal medya hesaplarımda yazılı bir şekilde bütün tariflerimi bulabilirsiniz. Bu yemeklerimizi de bulabilirsiniz. Tekrardan bakmak istiyorsanız bitişikşefabdullahsultan.tgt Instagram sayfasında da yemeklerimizi görebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Çünkü sizlerden gelen yoğun istek üzerine Abdullah Usta yemekleri nerede bulabilirim? Bitişik Instagram sayfamdan yemeklerimizi yazılı bir şekilde de bulabilirsiniz. Oradan da görebilirsiniz. Evet, hazırız arkadaşlar. Listemiz hazırsa gönderebilirsiniz. Hangisi hazırsa yollayabilirsiniz. Biz de yavaş yavaş tezgahımızı hazırladık. Yemeklerimiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Şimdi sizlere neler yaptık ve neler kullandık ona bir göz atabiliriz hep beraber. Evet, öncelik karnabahar köftemiz için sevgili izleyenlerimiz neler kullandık? Karnabahar köftemiz için 1 adet karnabaharımız, 2 adet yumurtamız, 2 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 çay kaşığı kadar tuz, köfte baharatımız, pul biberimiz, kimyonumuz, 1 tutam maydanoz veya da dereotu, hangisini kullanmak istiyorsak kullanabiliriz. Kızartmak için de yeteri kadar yağımız. 1 adet haşlanmış karnabahar kullandık, 2 adet yumurtamız, 2 su bardağı kadar galeta unumuz, 1 çay kaşığı kadar tuz, köfte baharatımız, pul biberimiz, ondan sonra kimyonumuz ve 1 tutam maydanoz. Kızartmak için yeteri kadar sıvı yağımız. Öncelikle karnabaharımızı hemen tenceremize içine, geniş bir tenceremizin içine güzelce bir yıkayacağız. Yıkadıktan sonra tenceremizi içine dökeceğiz. Ve tenceremizi içine koyduktan sonra üzerine bolca suyumuzu ilave edeceğiz. Bolca suyumuzu ilave ettikten sonra ondan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde bir onu iyice bir haşlayacağız. Haşladıktan sonra eğer hepsini kullanacaksak hepsini güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz hepsini üzerine güzelce bir geniş kabımızı alacağız ve ondan sonra onu püre haline getireceğiz. Ondan sonra üzerine yumurtamızı kıracağız. Yeşilimizi doğrayıp ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave edeceğiz. Galeta unumuzu ilave edeceğiz. Onunla beraber iyice bir karıştıracağız. Onunla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde bir karıştırdıktan sonra tekrardan tavamıza yağımızı döküyoruz. Yağımız ısınıyor. Ondan sonra köftemizi alıyoruz. Şekiller veriyoruz. Ondan sonra galeta unumuzu içine batırıyoruz. Ondan sonra tavamıza kızartıyoruz. Kızardıktan sonra sunum yapacağımız tabağımıza koyuyoruz. Kenarlarda süslüyoruz. Ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir sunum oluyor. Şimdi